Merhaba sevgili hanımlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün çok güzel bir bebek battaniyesi, bebek yeleği. Artık siz nerede kullanmak isterseniz bu modeli. Çok şahane, çok güzel bir model yapacağız. Bu modelimizi lif ile yapacağız sevgili hanımlar. İki tane lif ipi kullanacağım. İki tane güzel tatlı bir renk. Opal kristalin bir ipi. Bir de kristal Canan'ın bir iki. iki. elimde iki farklı lif ipim vardı. İkisiyle bu çalışmayı yapacağım sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar modelimiz gerçekten şık gerçekten çok güzel bir model sizler de benimle birlikte bu modeli yapmak isterseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet hanımlar hemen modelimize geçmek istiyorum. Modelimiz gerçekten şık, gerçekten güzel. Ay ben bunu bebeğime yapmak istiyorum diyebileceğiniz çok güzel bir model sevgili hanımlar. Evet şimdi bu e, hanımlar modelimizi lif ipiyle yapıyorum ki ben lif ipiyle çok beğendiğim için lif ipiyle yapıyorum. Sizler bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Farklı bir iplerle de yapabilirsiniz ama en güzel bebe yünüyle oluyor sevgili hanımlar. Gerçekten bebe yünüyle çok çok güzel oluyor. Evet şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım sevgili hanımlar. Ben zincirlerimi şöyle çekmeye başlayacağım. Siz yapacak olduğunuz yerlere göre, nerede uygulamak istiyorsanız orada hani oraya göre zincirlerinizi çekin sevgili hanımlar. Battaniye yapmak istiyorsanız 1 metre kadar, 1 metre uzunluğunda falan çekin. Ondan sonra ölçün. Eğer hani o uzunluk size normal geliyorsa ördüğünüz zaman, zemine hazırladığınız zaman bu uzunluk size normal geliyorsa modelinizi kurmaya başlayın sevgili hanımlar. Nerede yapmak isterseniz yeleklerde, hırkalarda yani istediğiniz yerde bu modeli kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet ben şöyle bir zincir çektim hanımlar. Biraz daha çekeyim. Evet ben istediğim uzunluk. Bu bana yeterli sevgili hanımlar. Şu şekilde. Hemen modelimi kurmaya başlayacağım. Tığımın başını doluyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4 tane at dördüncüye hemen şuraya girdim. Bakın hanımlar. 2, 2 de biten trabzan yapıyorum. Tekrar 2, 2, 2, 2. Bu şekilde 5 tane aynı yere trabzan yapacağım. Bakın şimdi sayalım kaç oldu. 1 2 3 4 olmuş 5 tane trabzan yapıyorum 5 trabzanımı yaptıktan sonra hanımlar araya bir zincir çekiyorum aynı noktaya 5 tane trabzan daha yapıyorum 5 tane ikili trabzan 3 oldu şöyle 4 oldu şu şekilde 5 oldu hanımlar. Bakın böyle bir modelimiz çıktı ortaya. Şimdi hemen şu dibinden bakın 1 2 3 4. zincirimin içine batıyorum başını dolamadan. Şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir sık iğne yaptım. Tekrar tığımın başını doluyorum hanımlar. 1 2 3 4. zincirimin içine tekrar batıyorum ve 5 tane yine tırabzan yapıyorum. İkili tırabzan aynı noktaya. 2 3 Bakın. 4 5 5 tane bakın tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5. 5 tane tırabzanımı yaptım. Yine araya bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Aynı noktaya hanımlar yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Eksik yapmayın hanımlar. Bu şekilde yapmaya çalışın. Bakın. 5 bir tarafta yaptık bir zincir çektik araya 5 tane daha yaptık aynı yere Evet şimdi yine hanımlar bu şekilde yapıyoruz bakın hemen 1 2 3 4 dördüncüye zincirime batıyorum sık iğne ile bu şekilde Evet hanımlar bakın bu şekilde oluşturdum tekrar tığımı başını doladığım hanımlar yine 1 2 3 dördüncüye batıyorum yine 2 2 bakın tekrar 2 2 hanımlar güneş çok vurdu camdan biraz kapatalım sanki gölgeledi gibi geldi Evet iki tane trabzanımı yaptım tekrar aynı yere batıyorum 3 4 5 Beşinciyi de yaptım. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Aradaki bu bir zinciri unutmayalım hanımlar. Ee, o bize lazım olacak. Modelimizi kurarken 5 tane trabzan yaptıktan sonra bu aradaki bir trabzanı unutmayalım. 2 oldu. 3 4 ve 5. 5 tane yine 5 bu tarafa yaptık. Bir zincir 5 de buraya yaptık. Şimdi hemen zincirlerimizi sayalım hanımlar. Bakın 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar 3 tane modelimiz oldu. Şimdi tekrar başını doladım. Bir model daha uygulayalım. 1 2 3 4. batıyorum. 4. zincirimin içine yine bir trabzan yaptım ikili. Trabzanları yaparken hanımlar şöyle batıyoruz ya. Şurayı şöyle çekin uzatın. Sonra şurada şu şekil trabzanınızı yapın. Yani kısa e, boyu kısa trabzanlar yapmayın. E, bu modelimizde e, biraz uzun bacaklı trabzanlar çok güzel oluyor. Evet 4 oldu. Yine 5 oldu. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir. Tekrar 5 trabzan daha yapıyorum. 2 3 4 Şimdi 4 olmuş 5. Beş. 5'i de yaptık. Yine buradan bakın 1 2 3 4. trabzana battım. Evet hanımlar 4 model bizim için sizlere modeli anlatabilmem için yeterli. Bakın şu şekilde 4 tane model ayarladım. Şimdi hanımlar burada iki tane üç tane zincirimiz fazla oldu ya bu hiç sorun değil. Bunu buradan hemen şuradan çıkartabiliyorsunuz sökebiliyorsunuz. Dikkat edelim dibe gelip de e, hani burada sökülme yapmasın. Şurada bir ilmek kalıncaya kadar sökebilirsiniz veya kesebilirsiniz. Evet sevgili hanımlar şimdi dört modelimizi hazırladık. Şimdi yapacağımız işlem bir iki zincir çektim bakın. Hemen modelimizin bakın 5 tane burada trabzanımız var tersinden şuraya bakın şöyle tersinden şu şekilde girerek bir sık iğne yapıyorum bakın 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımın arkasından girdim. Arada bizim bakın bir tane zincirimiz var. Burada da yine bir tane zincir çekiyoruz. Ve diğer 5 taneyi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı arkadan e, göbeklerinden battım. Bizim burada bakın ortada bir tane sık iğnemiz var. Oraya da hemen şu şekilde battık. Bakın hanımlar. Modelimizde böyle bir model oluşuyor ön tarafında. Bakın bu şekilde. Böyle bir güzellik oluyor. Şimdi devam edelim. Diğerlerinin arkasından da bu şekilde hanımlar. Bakın 1 2 3 Trabzanların göbeğinden batarak gidiyorum. 4 ve 5. 5 tane yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var. Bunu unutmayalım hanımlar. Tekrar diğer beşi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bakın. Hanımlar bu arada tığımı söylemeyi unuttuğum Tığım 4 numara tığım 4 numara silinmiş söylemeyi unuttum. Evet hemen şimdi göbeğine tekrar şuraya ortada bitti sık iğnemiz vardı oraya batıyoruz. Evet hanımlar bakın bu şekilde bu şekilde arkasının görünümü hemen önden görünümü de bakın bu şekilde. Hemen bu iki tanesinde bu şekilde ben hazırlayayım hanımlar videoyu uzatmayalım. Evet hanımlar, beyaz ipimi bağladım, sıramın sonuna geldim. Evet şimdi beyaz ipimize geçtim. Bakın önden görünümü bu şekilde oldu modelimizin. Arkadan görünümü de bu şekilde. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model sevgili hanımlar. Yaptığımız zaman şimdi göreceksiniz. Evet hanımlar şimdi beyazımıza geçiş yaptık burada ben ipimi bağladım bir zincir çektim döndüm geriye hemen tığımın başına bakın bir zincir çekmiştim 2 3 4 zincir çektim hemen şuraya hanımlar batıyorum 2 de biten bir trabzan yaptım bakın bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum Bakın buradaki iki tane zincir çekili yerimiz var. Buraya değil hemen şu arkasındakine bakın buraya göbeğe battım. Tekrar bir iki üç zincir çektim. Tığımın başını doladım. Tam şu göbeğe bir tane sık iğne yapmıştık ya göbekte. Oraya iki iki trabzan yaptım. Bir iki üç zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Bakın hanımlar bu şekilde. Evet tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bakın yine buradaki tam göbeğe şuraya battım. Zincir çekili yere. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başında oladım. Yine buradaki göbeğe iki de biten trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 2 de biten trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim tekrar buradaki göbeğe battım 1 2 3 burada bir sık iğne yapıyoruz 3 zincirimi çektim yine buradaki aradaki tek sık iğneye 2 de biten yani yeni yuvalar oluşturuyoruz hanımlar buralarda bunlar bizim yeni yuvalarımız olacak 1 2 3 aynı yere bir daha batıyorum tekrar bir 2 3 zincir çektim hemen buradaki zincirimin içine batıyorum hanımlar 1 2 3 zincir çektim hemen şuraya tam köşeye hanımlar bakın şu köşeye yine bir V yapıyorum 1 2 3 zincir çektim hemen aynı yere bir daha batıp ikili trabzanımı yaptım 1 2 zincir çekiyorum geriye dönüyorum Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu yapmış olduğumuz modelin üzerinden aynısını tekrar edeceğim. Sadece zincir olarak geçeceğiz. İki tane çektim. Üç zincirimi çektim. Bakın hemen şunun tepesine bir sık iğne ile batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen şu tepeye tekrar batıyorum. Yani bu şekilde tekrar ediyoruz. Geriye gidiyoruz hanımlar bakın tepelerine batıyorum bu şekilde 1 2 3 hemen şunun tepesine trabzanın tepesine hanımlar bu şekilde bu sıramızı yapıyoruz arada kameram boğulanıyor hanımlar düzeltiyorum gördükçe ama e, boğulandığı zaman görmez, görmezsem hakkınızı helal edin bakın bu şekilde devam edeceğiz hemen burayı da tamamlayalım 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın bu uzunluğu elde ettim. Tekrar tepesine gittim. 1 2 3 zincir çektim hemen. Buranın tepesine gittim. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu zinciri sık iğnenin tepesine batıyorum. Yani şu üzerindekini tekrar ediyoruz geriye dönerekten. Modelimizi ön yüzden kuracağımız için. Evet tekrar tepeye battım. 1 2 3 zincir çektim hemen buranın tepesine 3 zincir çekiyoruz tepelerine batıyoruz hanımlar yani burayı tekrar etmiş oluyoruz Evet bakın bu şekilde hemen bu sonda da burada da hanımlar 1 2 3 bakın zincir olan bölümü hemen dibine battım 1 2 zincir çektim bakın hanımlar 3 zincir pardon çektim Evet şimdi Burada beyazımızdan bir yarım yapacağız hanımlar. Şuradaki modelin yarımını buraya uygulayacağız. Yani 5 tane trabzan dolduracağız buraya. Evet. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 5 tane yarım trabzan yaptık. Normalde arkadaşlar burada ne yapmıştık? 5 tane trabzan yaptık. Araya bir zincir. 5 tane de yanına yapmıştık. Ama burası örgümüzün kenarı olduğu için yarım uygulama yapıyoruz. 5 trabzanımı yaptım. Hanımlar bakın. Şurada şu ilmeğin arasında bir zincir var. Bakın. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın birleştirdim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen göbeğe gire gidiyorum. Yine burada artık tam e, modelimizi uygulayacağız. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 5 tane ikili trabzan yaptık. Bu V'nin içine. Bir zincir çektim hanımlar. Aynı yere 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptım hanımlar bakın bu şekilde hemen şuradaki yine zincirimin bakın şuraya tepeye batmıyoruz da şu alttaki e, bizden tarafa bakan iki, e, tır, zincirin arasına girdik bakın buraya bir sık iğne yaptım burada tekrar başını doladım buradaki V'min içine aynı şekilde yine bakın bir iki 3 4 5 5 tane trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çektim araya. Tekrar 5 tane daha trabzan yapacağım hanımlar. Aynı V'nin içine. 1 2 3 4 ve 5 5 tane 5 burada var bir zincir var arada 5 de burada var hanımlar şimdi yine bir alt sıradaki bakın şu yapmış olduğumuz modelin arasında bir zincir var hani sizlere unutmayın bize lazım olacak demiştim oraya bakın battım şimdi ben burayı da hazırlayayım hanımlar videomuzu uzatmayalım size gösterdiğim gibi bakın çok güzel bir model olacak sevgili hanımlar. Ben bunun büyütülmüşünü yaptım. Onu da sizlere videonun sonunda göstereceğim. Çok şık ve güzel oldu. Evet şimdi ben burayı da hazırlayayım hanımlar. Videoyu uzatmayalım. Evet hanımlar bakın. Bu kenarda yarım yapmıştık. Modelimizin kenarı. Bu üsttekileri tam yaptık modellerimizi. Kenarda da sevgili hanımlar yine bu kenarda da yarımımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Evet hanımlar bakın yine burada en altta size göstermiştim ya yine aynı şekilde bir zincirden sonra tersinden alarak şu şekilde her trabzanın içine 2 3 4 göbeklerinden batıyoruz 5 5 tane yaptım bakın bizim tam bu ortada bir tane trabzanımız var şey sık iğnemiz var göbeğine de bir tane batacağız hanımlar Evet yine göbeğine battık bakın buradaki 5 trabzanımın yine arasından geçiyorum bir sık iğneden sonra 1 2 3 eksik mi yapmışız burada ben eksik battım 5 tane olacak Evet. Yok 5 tane doğru. Ben ikili almışım. İkisini birden almışım. 2 3 Bakın. 4 Pardon 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne e, trabzanın arkasından battım. Hemen araya bir zincir çekiyorum. Unutmuyorum hanımlar bakın. Tekrar bu buradaki 5 taneyi. 1 2 3 4 ve 5. Arada bakın bir sık iğnemiz var hemen burada. Hemen göbeğine batıyorum. Tekrar hanımlar buradaki 5 taneye geçiyorum. Bakın. 1 2 3 4 ve 5 5 tane tersinden yaptım bir zincir çekiyorum bakın yine buradaki diğer e, diğer beşe geçiyorum aralarındaki bir zincir unutmayalım her beşten sonra bir zincir diğer beşi yapıyoruz Evet Hanımlar buradaki beş tanemi de yaptım hemen şu ortaya attım bir tane sık hemen şurayı da aynı şekilde ben tamamlayacağım hanımlar önden görünümünü hemen size göstereyim bakın önden böyle güzel şık bir görünümü oluyor hemen şurayı da tamamlayayım ben evet hanımlar bakın modelimiz çıktı modelimiz bu şekilde çok şık ve çok güzel oluyor sevgili hanımlar bakın bu şekilde arkasının görünümü bu şekilde hemen ben yukarıya hani bir üst sırada yeni modeli nasıl başlayacağız mesela kenarlarda yarım yapıyoruz ya bir yarım yapıyoruz bir içeriden bir yarım bir içerden yapıyoruz şimdi buradaki modelin kurulumunu da size göstermek istiyorum modelin yapılış sistemi bu sevgili hanımlar modelimiz gerçekten çok şık şimdi size büyüğünü de göstereceğim hanımlar hemen şurada bir içeriden bir dışarıdan diyorum ya mesela bu içeride bu dışarıda Şimdi bunun hizasına okuyacağız. Bu dışarıda yarım bir yarım dışarıda bir ortada bir yarım bir ortada bir yarım bir ortada diye modelimiz gidiyor. Şimdi pembe ipime geçiyorum hanımlar. Hemen şu şekilde uzatıyoruz. Bakın bir zincir çekiyoruz ipimizi koparmıyoruz. Çünkü zaten battaniyemizin kenarına veya artık her ne yapacaksak bir kenar e, süslemesi olacağı için o şekilde dönüş sağlıyoruz. Evet şimdi bakın hanımlar hemen şu köşesine bir sık iğne yapıyorum şuraya. Bir sık iğne yapıyorum. Ve 1 2 3 4 bakın. 4 diyorum pardon 3 zincir çekiyorum ve tığımın başını dolayıp tam şu ortaya bakın burada bizim bir sık iğnemiz var 2 2 trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim aynı yere tekrar batıp 2 2 zincir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum bakın bu ön tarafına değil buraya batmıyoruz bizim iki tane ön var ee, ön diyorum model var buradaki aradaki zincirimizi şuradaki zincirimize bu zincirimize batıyoruz tam göbeği bu şekilde sıkıladım 1 2 3 zincirimi çekiyorum tekrar aynı şeyi burada yine V yapıyorum yeni modelimizin yatağını yerini yapıyorum hanımlar bakın bu şekilde 1 2 3 zincir hemen şu öndekine değil bu öndeki zincirin içine değil hanımlar şurada arkadaki zincirin içine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tekrar başını doladım tam şu göbeğe bakın V'mi yapıyorum. Yani yeni yapacağım e, modelimin yuvasını yapıyorum sevgili hanımlar. Evet yaptık bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim tekrar bakın yerimiz belli gözüküyor bir zincirimiz tekrar hemen 1 2 3 zincir çektim başını doladım hemen yine burada ortadaki tek sık iğneme geldim ikili trabzanımı yaptım tekrar aynı yere battım bakın hanımlar bu şekilde 1 2 3 tekrar buraya battım köşeye dibine bir zincir çektim 2 3 4 zincir çektim hanımlar burada geriye dönmek için siz 3 de çekebilirsiniz 4 e, de çekebilirsiniz sevgili hanımlar Evet bakın tekrar şuradaki modelde ne yapmıştık 3 zincir çekip hep böyle tepelerine batmıştık geriye dönüyorduk modelimizi önde kuruyorduk Evet hanımlar bu şekilde 1 2 3 bakın 3 zincir çekip tepelerine batarak tekrar yapıyoruz. 1 2 3 Tepelerine batıyorum. 1 2 3 bakın şu tepelerine batıyorum. 1 2 3 tepelerine batıyorum. 1 2 3 tepesine batıyorum. Evet hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız tekrar yapmış oluyoruz. Evet sıramın sonuna geldim hanımlar. Hemen dibine battım bakın. Tam dibine battım. Burada bir zincir çektim geriye döndüm. Bakın hanımlar. Şimdi bizim burada alttaki beyazımız yarımdı sevgili hanımlar burada tam model uygulayacağız. Şimdi bu yarım yani bir, bir sıra yarım, bir sıra tam model ortaya uygulanacak yani. Bakın bir içeride, bir dışarıda, bir içeride, bir dışarıda. Her zaman bu e, koyu renk pembemiz, tatlı nar çiçeği rengimiz hanımlar. Nar çiçeğimiz içeride, yarımım beyazlar, yarım dışarıda olacak. Artık siz nasıl uygularsanız. Evet şimdi tığımın başını doladım hanımlar burada bir tane zincir çektim hemen şu göbeğe geliyorum buraya 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 5 trabzanımı yapıp araya bir zincir çekiyorum tekrar 5 tane trabzan 1 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde trabzanımı yaptıktan sonra sevgili hanımlar. Bakın şuradaki göbeğe batmıyoruz. Hemen şurada. Bakın şu beyazımızın arasındaki zincirimiz var ya. Şu zincire şuraya hanımlar buraya batıyoruz. Bakın bu şekilde. Modelimiz yan yan gelmesi için. Evet tekrar tığımın başını doladım. Bir sık iğneyi orada yaptıktan sonra yine burada da hanımlar buradaki yaptığım gibi aynı şekilde yapacağım. Buraya geldiğimde de yine zincirin içine batacağım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar bakın modelimizi hazırladım size gösterdiğim gibi. Evet hanımlar, videomuzu daha fazla uzatalım istemiyorum. Ee, bu şekilde, bu şekilde. Şimdi modelimizin bir alt sırasında ne yapmıştık? Çeviriyoruz. Arkalarından, 5 tanenin arkasından gidip bir tane zincir, beş tanenin arkasına yani göbeklerinden gidip bir tane zincir. Ortada bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar. 5 trabzanın arkasından göbeğinden batarak bir zincir. Yine diğer 5'in göbeğinden batarak bir e, ortaya bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkasından geçiyoruz. E, başa geldiğimiz zamanda tekrar beyazımızı burada e, bağlıyoruz. Hani beyazımıza geçiş yapıyoruz. Ve dışarıdan bu uygulamayı yapıyoruz sanımlar. Bir V önce buraya bir V yapıyoruz. V'den sonra işte yani modelimizi size güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz çok şık ve çok güzel bir model. Hemen ben size bu modelimizin büyütülmüş e, halini göstermek istiyorum. Hemen. Evet hanımlar, bakın modelimiz çok güzel bir model. Gerçekten modelimiz çok güzel çok şık bir model sizler de bu güzel modelden yapmak isterseniz hanımlar evet birlikte modelimizi sizlerle hazırladık modelimiz gerçekten çok güzel önden bu şekilde bakın arkası modelimizin bu şekilde çok şık çok güzel bir battaniye modeli veya hırka modeli veya yelek modeli sizler bu güzel modeli nerede uygulamak istiyorsanız hanımlar orada uygulayın zincirlerinizi ona göre ayarlayın evet hanımlar yeni bir videonun daha sonuna geldik kanalıma destek için abone olmayı yorum ve e, mesaj bölüm yani e, yorum bölümüne like atmayı söyleyemedim hanımlar sözü de destek olmayı unutmayın sevgili hanımlar yorum ve beğenilerinizle özellikle e, Like'ye basarak bir beğeni atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.